Evet, arkadaşlar süperdir ama ara sıra onları biraz kıvrandırmak çok keyifli olabilir. Hadi o zaman kalemlerinizi alın. Çünkü arkadaşlarınıza yapabileceğiniz şakalarımızı kesinlikle hatırlamak isteyeceksiniz. Of, keşke birkaç saat daha uyuyabilseydim. Ama ne yazık ki hayat hiç adil değil. Hala çok uykum var. Diş fırçasını bile zor tutuyorum. Bu naneli diş macununun beni kendime getireceğini umuyorum. Ne de olsa güne temiz bir ağız ve ferah bir nefeste başlamak gibisi yok, öyle değil mi? Belki bir gün sabahları sevmeye bile başlarım. Sanırım Lana da sabahları çok sevmiyor. Hayır, olamaz. Görünüşe göre Emmy yine Lana'nın diş fırçasını kullanmış. Bu kızın yeni bir gözlük alması lazım artık. Fırçaları o kadar çok karıştırıyor ki. Şansına Lana arkadaşına bir ders vermenin en iyi yolunun ona zararsız bir şaka yapmak olduğunu çok iyi biliyor. Ve Lana'nın aklında öyle güzel bir şaka var ki. Bu gıda boyası mı? Emmy mavi rengi seviyordur umarım. Ne olur ne olmaz diye iki fırçaya da süreyim. Çünkü hangi fırçayı alacağı hiç belli olmuyor. Evet, gayet güzel oldu. Bugün çok güzel bir gündü ama artık uyku vakti geldi. Uyumadan önce de dişlerimi fırçalayayım. Çürüklerle uğraşmak hiç istemiyorum. Bunun tadı hiç naneli değil ama. Lana! Çabuk buraya gel! Yaşasın! Bir haftadır The Bachelor dizisinin yeni bölümünü bekliyordum. El dezenfektanım bitmiş mi? Bu kadarı yeter herhalde. Vay, yüzün büyüklüğüne bak. Selam, merak etme. Bölüm daha yeni başladı. Bu dizi hiç güzel değil. Bakalım başka neler varmış. Lana, ben izliyordum ama. Peki, cipslerimden alabileceğini hiç düşünme o zaman. Bachelor akşamında kanal değiştirebildiğine inanamıyorum. Bunu bir daha yapmasın diye ona ufak bir ders vermem lazım. Emin'in şansına yakınlarda bir şişe yapıştırıcı ve boş bir şişede el dezenfektanı var. Şeffaf renkli yapıştırıcıyı el dezenfektanı şişesine dökersen aradaki farkı kimse anlamayacaktır. İşte geliyor. Hey, biraz dezenfektan ister misin? Ay sağ ol Emin, gerçekten biraz alabilirim. Al bakalım. Emin, ne oluyor? Nasıl hareket ettirebiliyorum? Bunu nereden satın aldın? Kesinlikle bozuk bu. Artık ben Bachelor'ı izlerken kumandayı almaman gerektiğini öğrenmişsindir. Öf, ellerimi yıkamaya gidiyorum. Görüşürüz. Görünüşe göre Emmy ve Lana'nın evinde sıradan bir cumartesi akşamı oluyor. Lana, benimle birlikte spor yapmak ister misin? Emmy, güzel dedin de Lana oyunun tam ortasında ve yalnızca bir canı kalmış. Öf ya, bu düşman nerede saklanıyor? Hey Lana, sence hangi renk daha güzel? Kırmızı mı, mavi mi? Öf, boş ver. Herkes benden yardım bekliyor. Kaybedersem köy havaya uçacak. Peki Lana, seni oyundan kaldırmayı bir kere daha deneyeceğim. Basketbol oynamaya ne dersin? Amy, ne kadar meşgul olduğumu görmüyor musun? Kolam da bitti. Gidip bir kola alayım bari. Demek yeni bir kola alacak vaktin var ama benimle takılacak vaktin yok, öyle mi? Oyunu biterse bu problem çözülmüş olur sanırım. Ve fare bendeyken en güçlü benim. Bu şaka için büyük bir kaseye toz jöle dökmem gerekiyor. Evet, bu yeterli. Sonra üstüne sıcak su dök ve iyice karıştır. Karışımın içindeki her şeyin tamamen çözülmesi gerekiyor. Bunu da hallettiğine göre az önce Lana'dan aşırdığın fareyi al. Şimdi buna güzel bir banyo yaptıracağız. İyice jöleyi batırdıktan sonra kaseyi birkaç saatliğine buzdolabına at. Görüşürüz farecik. Ortalık sakinleşince suç mahalline geri dön. Kaseyi ters çevirerek içindeki jöleyi tek seferde kolayca çıkarabiliyor olman lazım. Hadi şimdi fareni almaya çalış bakalım Lana. O da ne? Fareme ne olmuş böyle? Bu çok iğrenç. Ay, gerçekten berbat. Belki bir dahaki sefere Emmy'yle birkaç dakikada olsa oynarsın artık.
Öf Amy, çok gıcıksın. Farenin için ağlamayı kesince dışarı gelip benimle oynamak ister misin? Saat 5'i geçti bile. Nerede kaldı bu kız? Amy, 20 dakika önce burada olman gerekiyordu. Ama Amy'nin pek umurunda değil galiba. Bak, içeceğimiz de geldi. En iyi arkadaşlarınızla öğle yemeği yemenin en güzel yanlarından biri de hasret gidermek ve muhabbet etmektir. Yani arkadaşınız sizinle ilgileniyorsa tabii. Hem geç kaldın hem de masada makyaj mı yapıyorsun? Gerçekten mi? Aman tanrım, şu saracansın mı? İnanamıyorum. Hemen geliyorum, tamam. Görünüşe göre tek başına yemen gerekiyor Lana. İyi madem. Amy masadan kalkmayı kendi seçti. O yüzden eşyalarını başıboş bırakmaması gerektiğini ona öğretmem gerekiyor. Bu acı sosun dudaklarını kıpkırmızı yapacağını düşünüyorum. Amy'nin hayatına biraz renk katmak için ne güzel bir yol seçtin Lana. O kadar komik olacak ki. Tamam tamam, normal davran. Masaya geri geliyor. Affedersin, Sara'ya merhaba demem gerekiyordu. Onu ilkokuldan beri görmemiştim de. Yemeğe başlamadan son makyaj rötuşlarımı yapayım. Dudaklarım neden sızlıyor acaba? Ay ay ay, resmen yanmaya başladılar. Acı sos sürersen olacağım bu Amy. Belki bir dahaki sefere makyajın yapılı bir şekilde masaya gelirsin. Ah, en azından doğal bir dudak dolgunlaştırıcı sürdün Amy. Zaten yanmaları da birazdan geçer. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Günaydın Lana. Peki Lana, sana da mısır gevreği bırakmış mı Amy? Gerçekten mi? Hepsini yemeden önce benim de biraz yemek isteyebileceğimi düşünmen gerekirdi. Affedersin. Eyvah, saat 9 olmuş bile. Hemen makyajımı yapmam lazım. Şu ziyan olan mısır gevreğine bakar mısınız? Merak etme, merak etme. Ben onlarla ne yapacağımı biliyorum. Kaseyi alıp buzluğa koyacağım. Hepsi bu. Evden çıkmadan önce hemen makyajımı yapayım. Ufak birkaç fırça darbesi ve çıkmaya hazırım. Evet, vallahi güzel oldum bence. Çabuk Amy, Lana geri gelmeden mısır gevreğini masaya koy. Hey, makyajını ne kadar hızlı yaptın öyle. Ah, koca bir kase leziz mısır gevreğim olduğunu neredeyse unutuyordum. Hey, bunlara ne olmuş böyle? Yalnızca birkaç dakikalığına gitmiştim halbuki. Ne yaparsın? Buzluklar içlerindeki şeyleri soğutup sertleştirirler. Öf, bu hiç yenebilir gibi durmuyor artık. Vay, bana McDonald's'tan bir şeyler mi aldın? Süpersin. Hadi birlikte yiyelim. Akşamları canlandırmak için güzel bir salata gibisi yoktur. Sanırım plastik bıçağımın bir sorunu var. Neden tavuklarımı kesmiyor ki? Öf, aptal plastik. Lana, bu plastik bıçaklar çok kötüler. Sanırım çatalı tavuğa batırıp bir barbar gibi yemem gerekiyor. Öf, amma mızmızlandın. Keskin bir bıçak mı istiyorsun? Dur ben sana bir tane vereyim. Ya da keskinmiş gibi davranırım. Amy, bu bıçak senin için yeteri kadar keskin mi? Hayır. Lana, neden elini kestin? Neyin var senin ya? Anlamayı kes Amy, şaka yapıyorum. Bak, bir şeyim yok. Ay Lana, Amy seni gerçekten çok seviyor, gördün mü? Şakalarımız şahane değiller mi? Arkadaşlarınızla paylaşın ve birlikte kahkahalar atın. Ve her zamanki gibi benzer daha fazla komik video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.